Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere yoğurt nasıl mayalanır onu göstermek istiyorum. Öncelikle sütümüzü süzüyoruz. Evet arkadaşlar, sütümü süzdüm. Bu süzek bir tülbentten yapılmış. Siz de bu iş için eğer süzeğiniz yoksa temiz bir tülbentinizi kullanabilirsiniz. Bu arada tülbentimin burası leke değil. Tülbentim temiz. Oralar geçenlerde elma suyu yapmıştık. Elmanın rengi kaldı. Şimdi sütümüzü süzdük güzelce. Sütümüz bizim ev sütü, doğal süt. Size birkaç şey söylemek istiyorum bu konuda. Eğer sütü taze aldıysanız ve yeni sağım sütse, süt genelde sıcak oluyor yeni sağıldığında. Öyleyse ağzı kapalı şekilde uzun süre durursa sütünüz kesilir. Bu yüzden hemen alır almaz mutlaka ağzını fazla kapatmayın. Dökülmemesine de dikkat edin ve alır almaz sütünüzü bekletmeden kaynatın. Ben şimdi sütümü ocağa alıyorum. Kaynatacağım. Kaynamaya başladıktan sonra 5-10 dakika kaynatıp havalandırarak kaynatıp ocaktan alıp mayalamak için soğumaya bırakacağım. Evet arkadaşlar, sütüm kaynamaya başladı. Köpük köpük oldu. Bu aşamada kepçemle şöyle sürekli havalandırıyorum. Bu hem taşmasını önleyecek hem de sütüm havalanarak güzelce bir 5 dakika kadar kaynayacak. Tamamen pişmiş olacak. Eğer taşacak olursa arkadaşlar hemen altını kapatıp bu şekilde yaparsanız taşması duracaktır. Fakat bazen ilk hemen kaynamaya başladığında taşacak gibi oluyor. O kaynaması yetmez arkadaşlar. Altını kapatın. Tekrar. Evet arkadaşlar, sütümü yeterince kaynattım. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra mayalama işlemini yapacağız. Evet, sütümü kaynattım ve yoğurdumu yapacağım kabıma aldım. Şimdi mayalama sıcaklığını şöyle ayarlıyoruz arkadaşlar. Serçe parmağımızı sütümüze batırıyoruz. Eğer ki elimiz içinde durabiliyorsa yoğurdumuzu mayalayabiliriz demektir. Bunun için bir yemek kaşığı yoğurt aldım. Biraz karıştırdım, çırptım. Hazır yoğurt kullandım. Hazır yoğurt da olur, ev yoğurdu da olur. Birazcık sütümden alıyorum. Kıvamını açıyorum bu şekilde. Daha sonra sütümün ortasından içine ekliyorum. Güzelce üstteki kaymağını bozmadan alttan alttan yoğurdu her yere yayacak şekilde karıştırıyorum. Sütümüz ev sütü olduğu için bayağı yağlı bir süt. Bu yüzden kaymağı da bayağı güzel olacak. Eğer sizler yaptığınız yoğurtların kaymakları tutmuyorsa bu sütünüzün yağsız olmasındandır. Çünkü bazı süt üreticileri sütün yağını alıyorlar. Öyle satıyorlar sütü. Şimdi ben güzelce yoğurdumun üzerini kapatacağım. Fakat bunun üzerine bir kapakla kapatmak yerine şöyle bir süzgeçle kapatıyorum. Çünkü eğer kapakla kapatırsam sütüm sıcak olduğu için buharlaşacaktır. Buharlaşan su tekrar o kapağın yüzeyine değip tekrar sütün içine girecek ve yoğurdum sulu olacak. Bu yüzden ben üzerini bu şekilde bir süzgeçle kapatıyorum. Buharın çıkmasına izin veriyorum. Bir de şu şekilde bir örtüyorum. Etrafında güzelce sardık. Bu şekilde sütümüz
Yarın sabaha kadar bekleyecek. Daha sonra buzdolabına alacağım. Çünkü şu anda sıcak kalması gerekiyor mayanın tutması için. Yoğurdumuz olduktan sonra tekrar sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar, bir gün bekledik ve yoğurdumuz hazır. Evet arkadaşlar, bu arada ben yoğurdu dolaba koyduğumda da kapağını kapatmadım sulanmasın diye. Soğuduktan sonra kapattım. Yoğurdumuzun kıvamını da bu şekilde deneyeceklere afiyet olsun.